Merhaba. Bu videoda orijinali Memphis Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik yapan Louisville Anderson tarafından hazırlanan Orijinal Pozisyon adlı videoyu anlatacağım sizlere. Nasıl adil bir toplum kurarız? Adalet, toplumsal ve siyasi kurumlarımızı değerlendirmede kullandığımız önemli bir kavram. Mahkemeler, devlet, eğitim sistemi ya da ekonomik düzen gibi kurumlardan bahsediyoruz adil davranılmadığını hisseden kişilerin güçlü tepkilerinden anlayabileceğimiz üzere, adil toplumsal ve siyasi kurumların varlığı huzurlu bir toplum için olmazsa olmazdır. Örneğin, Afrika kökenli Amerikalıların ABD tarihinin farklı dönemlerinde adalet için yaptıkları yürüyüşlere tazikli sularla müdahale edildi, hatta ölümler gerçekleşti. Aynı zamanda Tibetli keşişler adaletsiz ve baskıcı Çin politikaları karşısında protesto için kendilerini ateşe verdiler. Gördüğümüz üzere adalet çok önemli bir kavram. Adil bir toplum yaratmanın yöntemlerini tartışmadan önce bir toplumun adil olması ne demektir? Onu düşünelim. Adalet kavramı üzerine tartışmalar çok uzun bir süredir devam etmekte. Örneğin antik Yunan filozofu Platon adaleti iç uyum olarak tanımlamıştır. Yani bir bireyin ya da toplumun parçalarının düzgün bir şekilde uyumlu olması, bu şekilde işlemesini kastetmiştir. Bazıları içinse adalet eşitlik gibi kavramlarla iç içe geçmiş durumdadır. Örneğin Aristoteles adaletin eşit olan olduğunu söyler. Bazıları da adaleti hak etme kavramına ya da birinin hak ettiğine bağlamıştır. Bizim odaklanacağımız adalet kavramı ise adaleti hakkaniyet ya da adillik açısından değerlendiren bir adalet kavramı. Ünlü siyaset felsefecisi John Rawls, toplumsal ve siyasi uygulamalardan gelen fayda ya da zararları taraflara hakkaniyetli, adil bir şekilde paylaştıran adalet ilkeleri geliştirmiştir. Rawls'un düşünce deneyine şimdi birlikte bir bakalım. Düşünce deneyleri bir şeylerin doğası hakkında düşünmemiz için bizi hayal gücümüzü kullanmaya sevk eden araçlardır. Yani laboratuvar deneylerinden biraz farklıdır. Bu düşünce deneyinde Rawls ilk durum denilen bir anda işte orijinal pozisyon diye çevrilmiş original position İngilizcesinde diye geçen ama bizim siyaset biliminde ilk durum de dememizin daha doğru olduğunu düşündüğümüz ilk durum başlangıç anı denilen bir anda yani herkes için adil olan bir ortamda Özgür, karşılıklı olarak birbirine ilgisiz ve rasyonel insanların bir araya gelip adaletin ilkelerini kurduğunu hayal eder. Rawls bu ilk duruma işte orijinal pozisyon, İngilizcede demin dediğim gibi original position adını verir. Yani kişinin ilk pozisyonu, ilk konumu ya da başlangıçtaki konumundan burada bahsediyoruz. Sanırım başlık artık yeterince anlaşılmıştır. Bu durumu adil yapan şey şu arkadaşlar. İlk konumdaki kişilerin adaletin ilkeleri üzerine fikir yürütürken ortaya atacakları düşünceler aslında ilk konumda oldukları için normalden farklı oluyor. Örneğin, herkes ilk konumda olduğu için hiç kimse kendisinin özel bir durumunu kayırmak üzere adaletin ilkelerini bencilce değiştiremez. Çünkü kimse henüz belli bir duruma gelmemiş, herkes ilk konumdadır. Aynı zamanda burada Rawls, servet sahibi olmak ya da başka toplumsal durumların avantaj ya da dezavantaj olarak görülmesine de izin vermez. Rawls'un ilk konumunun eşsiz bir özelliği de kişinin durumu hakkındaki epistemik kısıtlamalardır. Burada epistemikten kastımız kişinin bilebileceği şeyler. Yani kişiler ya da biz onlara özneler diyelim, kendileri ya da toplumdaki konumları hakkında hiçbir şey bilmezler. Örneğin ırkları, yaşları, cinsiyetleri, güçleri, zekaları, psikolojileri, yetenekleri, engelleri ya da sosyal statüleri hakkında hiçbir şey bilmezler. Hayatta neye değer verdiklerini ya da önemli bulduklarını da bilmezler. Rawls bu durumdan cehalet perdesi olarak bahseder. Buna bazen bilgisizlik örtüsü ya da perdesi de denir. Elbette ilk konumdaki özneler tamamen bilgisiz değildir. Bu kişiler biyoloji gibi doğa bilimleri ya da psikoloji gibi sosyal bilimlerin bize verdikleri gerçeklikleri bilirler. Rawls'a göre öznelerin ilk konumda cehalet perdesinin gerisinde oluşturdukları ilkeler tüm bu durumun adil olarak tasarlanması nedeniyle adil olacaktır. Hatırlarsanız ilk konumdaki temsilcilerin karşılıklı olarak birbirlerine ilgisiz ve rasyonel olacağını söylemiştim. Bunun ne anlama geldiğini biraz daha açıklayayım. Taraflar sadece kendi ilgilerini geliştirmek söz konusu olunca karşılıklı olarak ilgisizler. Yani bu ilk konumdaki özneler başkalarına avantaj vermek için kendi ilgilerinden feragat etmeye yanaşmayacaktır ya da başkalarını kıskançlık ya da nefret nedeniyle dezavantajlı konuma düşürmeye çalışmayacaktır. İlk konumdaki kişilerin kararlarının rasyonel olması da amaçlarına ulaşmak için en etkili yollara başvurmaları anlamına gelir. Özetlemek gerekirse ilk konum ya da orijinal pozisyon kişilerin kendileri hakkında özel bir şey bilmedikleri ve sadece genel gerçekleri bildikleri bir durumda adil bir toplum kurmak için kullanılacak adalet ilkelerini oluşturdukları bir durumdur.